candan kardeşler dün bunu e, bahar ve e, bahar ve nilay e, nihal e, evet nihal candan kardeşler dün adliyeye girerken hallerini gördünüz. Yani insan baktığıda üzülüyor aslında. Yazık diyor. Yani o kafa yerinde değil. Adımları atıyor ama şuur yerinde değil ve ya üzülüyorsunuz. Ama bugün daha da üzüntülü bir haber çıktı. Daha da üzülebileceğimiz bir haber çıktı. Diyeceksin ne üzülüyorsun kardeşim onlar bunu yapmışlar. Hayır. Yani vicdanı olan herkes nasıl olur diyor. Ve bu iki kız kardeş aslında birer piyonmuş biliyor musunuz? Bugün ortaya çıkan olayda. Ee, bunu organize suç örgütünün başında Erhan Koç diye bir adam varmış. Ve bu iki kardeş, Eren Koç özür dilerim. Eren Koç diye bir kişi varmış. Ve o da zaten tutukluymuş. Bu iki kız kardeş sadece piyon. Kara para aklama iddiasıyla gözaltına alınan Nihal Bahar Candan kardeşlerin de dahil olduğu dosyada mütalaa açıklandı. Örgüt liderine 1328 yıl hapis cezası istendi. Candan kardeşler ise hala emniyette sorguda. Lüks yaşantılarıyla gündemden düşmeyen Candan kardeşlerin de adının karıştığı dolandırıcılık sazan sarmalı yöntemiyle yapılıyordu. Dolandırıcılık ağı kuran örgüte ilk operasyon 2020 yılında yapıldı. Ardından iki operasyon geçen Mayıs ayındaydı. Aralarında örgütün liderlerinden Onur Apaydın'la birlikte toplamda 29 kişi tutuklandı. Benim için koşulların bir önemi olmazdı. Ben benim. Ve üçüncü operasyon için tekrar düğmeye basıldı. Bu kez tanıdık isimler vardı. Sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan Kardeşler gözaltına alındı. İddialara göre örgüt liderleri Candan Kardeşleri güven kazanmak için kullandı. Kurbanlara kız kardeşlerin de bu şekilde ara çalışverişi yaptıklarını söyledi. Paralar toplandı ama ortada araç yoktu. Çok Sosyal medya ünlüsü Candan Kardeşler hakkında 3 suçlama var. Nitelikli dolandırıcılık, suç gelirlerini aklama suç örgütüne üye olma. İki kardeş bu suçlamalardan ifade vermeye başladı. Sosyal medya fenomeni olan Nihal ve Candan kardeşler suç gelirlerini aklama suçundan gözaltına alınmıştı. 24 saat boyunca nezarethanede tutulan kardeşler operasyonun ikinci gününde ifadeleri alınmaya başlandı. Savcı 3 yıldan beri devam eden operasyonlara ilişkin mütalayı açıkladı. Onur Apaydın ve Eren Koç'un örgütün yöneticileri olduğu ifade edildi. Koç'un suç örgütü kurmak ve yönetmek ile 66 kez nitelikli dolandırıcılık suçlarından 400 yıldan 1328 yıla kadar hapis cezası alması istendi. Onur Apaydın'ın ise suç örgütüne üye olmak suçundan 2 ila 4 yıl hapsi, dolandırıcılık suçundan delil bulunmadığı için beraati istendi. Mahkeme eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. Neden cevap vermiyorsunuz? Durum bu. 328 yıl istiyor Eren Koç. 1328 yıl Eren Koç organize suç örgütü için.